1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok topla SumIfs fonksiyonunun tablo tanımı yaparak kullanımını göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi veri tabloma ilişkin çok sayıda kriteri değerlendirerek bir toplam alınıyor. Bu markanın bu kategorideki toplam satış adetini, stoğunu vesairesini göstermiş oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Tablo yaparsak, bakınız onu buraya bir kontrol L ile mevcut tabloyu kaldıralım. Kontrol L ekle tablo yaparak veya kontrol L tuşuna basarak tablo olarak bu alanı tanımlıyoruz. Tablomuza bir isim veriyoruz. TBL gibi başlamak bunu yazarken kolaylık oluyor. Satışlar Y diyeyim çünkü mevcutu var. Bakınız buraya geliyorum. Çok topla. Tamam. Geldim. Ondan sonra aldım. Neyi alacağım? Bakın buradan seçebilirim de tablonun alanlarını direkt yazabilirim de TBL diyerek, satışlar Y diyerek tercih size ait seçeyim. Üst bilgiler değil de normal stok şeklinde alanın tamamını alacağım. Elle de girebilirdim. Ölçüt aralığımız markalar olduğuna göre markaların olduğu yer, onu da seçiyorum. Bu tek satır demek, onu kaldırıyorum. Satır seviyesinde değil. Ondan sonra ölçütümüzü buradan alacak. Devam ediyorum. İkinci kriter alanımız. Ondan sonra kategoriyi, onu da düzelttim. Ve devam ediyorum. Kategorimi de buradan girdim. Evet, hepsi bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi aynı rakama ulaştık tablo tanımıyla. Bir diğer avantajı da tabii eklemeleri de dinamik olarak alacaktır. Tablo kullanımını her zaman öneririz, linklerini vereceğim.